Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir programımız var Ankara'da, tek altılı. Ama tabii ki akşam programı gözüken İzmir yarışlarında da bayağı kalabalık bir 10 koşulu bir program var. Yani çift altılı bir İzmir programımız var. Ankara'da tek altılı bir program. Tabii bu arada Cumartesi gün içerisinde de Belmont Park Amerika yarışları da sizlere en azından hazırlık olarak sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii bu yayınlarımız artık üyelere özel oldu. Katıl butonundan üyelik yapanlar veya Instagram üzerinden üyelik yapanlar arkadaşlarımıza sunulacak bir programımız. Tabii artık herkese hayırlı olsun. Artık böyle bir karar aldık. Mecburen arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben size herkese bol kazançlar diliyorum. Katılan arkadaşlara, bütün herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Vermiş olduğunuz destek gerçekten benim için çok çok önemliydi. İnşallah başarıyla güzel bir ikramiye sizlere kazandırabilirsek de ne mutlu bana arkadaşlar. Gelelim bugünkü programımıza, fazla sözü uzatmayacağım. Birinci koşumuz 13.30'dan itibaren başlıyor. Burada da bir dörtlü gayan ayağımızın açılış ayağı var. Tabii yarışımız 13.30'da başlıyor. Şartlı 3, 3 yaşlı Arapların 1100 metrelik kum yarışında ilk startımızı verelim arkadaşlar. Program baktığımız zaman genelinde en azından gruptan biraz daha iyi dereceye sahip, iyi bir safkan görüntüsü olan 2 nolu Sertberk. Bu Berksoy temsilcisi Mehmet Akyavuz'a start alacak olup kazanmış olduğu yarışın derecesi de bir hayli tatminkar. Ben bugün için 2 nolu Sertberk'i rakiplerine oranla daha ön planda tutuyorum ve kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ben 2 nolu Sertberk'i tek olarak öneririm. Tabi rakip oyun bağlamak isterseniz en azından rakipleri var burada. Kimler rakipleri? Bana göre 4 nolu Riziko, 3 nolu Goşa, bir de 1 nolu Safkan'da rakip olarak yazabilirsiniz. Hatta işi biraz daha büyütürsek 5 nolu. Yani anlayacağınız ya 2 nolu Sertberk'i tek açacağız ya da hepsini yazacağız gibi bir görüntü var. Ben de Sertberk'e güveniyorum. Mehmet Akyavuz da bu arada çok formda zaten. Kazanmasını bekliyorum ve tek olarak öneriyorum. Günün ikinci kursundan itibaren de 7'li plase ve 3'lü gayan ayağımızın açılış ayağı olan bu kısa vadede 7 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşulacak olan bir yarışa baktığımız zaman Baran Cemiloğlu'na ait olan 2 nolu Kumru, bu Dajin temsilcisi rakipler olana biraz daha bende ön planda çıkıyor. Yapmış olduğu performansla son yarışındaki güzel durumuyla ben kazanmasını bekliyorum. O yüzden 2 nolu Kumru'nun da yine 7'li plase ve 3'lü gayan ayağında tek olarak öneriyorum arkadaşlar. En azından bu aralar bayağı bir formda, iyi de hazırlıklara sahip bu isim. Her ne kadar 64 gün gibi ara vermiş olsa da ben iyi durumuyla kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde burada şartlı 4, dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusuna 10 safkan arasında koşacak olan bu yarış. Tabii ki zorlu bir yarışımız var. İlk ayak bayağı bir zorlu. Çünkü yeni yeni koşan safkanlarımız var. Aradan sonra koşanlar bazıları iyi performans sergileyebiliyor, bazıları işte suya sabuna dokunmadan bir yarış tamamlıyorlar. Tabii olan da yarışsever oluyor haliyle. Ben burayı biraz kalabalık tuttum. Öncelik 8 nolu Pitane'ye verdim. Bu ilk şanslı isim bende 8 nolu Pitane. Bu hakim temsilcisi Hişman Çizik'te start alıyor. Son güzel 3.'lüğünden sonra güzel de formunu çalıştıran bu isim iyi hazırlıkları da ilk şansı veriyorum. 1 nolu Reyna'da Diamantes. Bir Taliban temsilcisi Vedat Abiş'te start alan safkanda son yarışını kazanmış formda bir isim. Yine kendine uygun rakiplerle yine şanslı verdiğim isim. 6 nolu Ceylin Can. Victor Galab'ın güzel temsilcisi Müslüm Çelik'le start alıyor. En azından bir yarış gören bu isim bugün yine etkili yarış koşmasını bekliyorum. İyi hazırlıklara sahip bu ismi 6 nolu Ceylin Can'ı Müslüm Çelik'le yazacağız. 3 nolu İrem Su. Kalite bir kısrak. Bu Liner temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan bu safkanda 5,5 ay civarında bir yarış koşmamış ama hazırlık olarak bayağı iyi, kalite bir kısrak. Ama dediğim gibi işte böyle aralardan sonra direkt böyle yarışlara asılabiliyor mu? Bazen belli olmuyor. Ben her şeye rağmen kalitesiyle 3 nolu İrem Su'nun Özcan Yıldırım'la kuponlara dahil edilmesini öneriyorum. Tabii ki son olarak da 5 nolu Abjar Kız. Bu Abjar Akademi temsilcisi Akın Sözen'le start alıyor. Yine görmüş olduğu yarıştan sonra artan nefesiyle, artan kondisyonuyla yazılması gereken son isim. 8-1-6-3-5 benim bu koşuda sizlere ilk olarak önerdiğim safkanlar. Eğer 1-2 safkanı ilave etme geri duyanlar için de en azından 2 nolu Batishiba, bu motivatör temsilcisi İlker Soyat'la ve 7 nolu Juno Moneto, bu Halikarnasus temsilcisinde Mücahit Bayır'la geniş ve sürpriz arayanlar için önerebileceğim 2 safkan arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışında
burada 12 safkan arasında koşulacak olup ben önceliği 7 nolu Diyarbakır'a vereceğim. Bu Ufuk Bir temsilcisinin Müslüm Çelik'le. Müslüm Çelik'le sürekli zaten bu safkanla ilgileniyor. Son koşmuş olduğu yarışta güzel ikincilik elde edince işte herhalde gözlerini dikler bu yarışa. En azından şansı da yüksek bana göre. Çünkü bu arada güzel bir form yakalamışken en azından bu formuyla bir birincilik elde etmek istiyorlar. Tabii ki Ali ile haklılar. Daha sonra 3 nolu Dalgalı Yele. Bu Berksoy'un temsilcisi de Mehmet Kaya'yla biraz rakiplerine oranla ağır kilo olsa da çok formda görüntüsüyle iyi hazırlıklarla bence yazılması gereken isim. 1 nolu Asrın Pehlivanı. Bu arası temsilcisi yine ağır kilosuna rağmen grubun iyi bir ismi. İşman Çizik de kesinlikle ağır kilosuna rağmen de olsa ihmal edilmemesi gereken bir isim. Ve son olarak da 5 nolu Solomon. Bu Yaşarcık temsilcisi de Akın Sözen'le start alıyor. Safkan'da da bu aralar bayağı çalışmalarında canlılık başladı. Yani bu safkanda kuponlara bence ilave etmekte fayda var arkadaşlar. 7-3-1-5 benim bu 4 safkan günün ikinci ayağı için önerdiğim safkanda. Günün 5. kursundan itibaren Altılı Ganya'nın 3. ayağı Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim kursuna geldiğimizde 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben burada biraz da riske gireceğim. En azından son üçüncülüğü bana bayağı bir ışık verdi. Daha belki zaten çimde en son burada ekranda gördüğünüz gibi ikinciliği de olan bir isim. Yani bu çimde de yatkın safkan bence gelişen formuyla ve usta Vedat Abiş de gerçi buralar yıldızı parlayan bir aprantimiz. Üç nolu işini bilirler birleşince artık bu safkan herhalde büyük ihtimalle işini bilir diyorum ve yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bugünkü bankom kalem 3 nolu işini bilir arkadaşlar. Ben bu safkana sığınıyorum bugünkü banko olarak. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayında bir Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları koşusu çıktı. Evet bu sene çıktı. Bu artık sürekli olacak. Bir A3 sınıfında 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusunda 8 safkan var ama inanın bu 8 safkanın performanslarıyla, hazırlıklarıyla inanın ne sonuç çıkacağını artık foto finişte göreceğiz büyük ihtimalle. Ben bu yarışın sanki fotoda biteceğine inanıyorum. Yani öyle umuyorum yani daha doğrusu. Ama burada önceliği geçen yarış kazandığında ortalığı bayağı karıştıran bir iki nolu Doğa Kanunu var. Tabi üzerinde yine Mehmet Kaya var. Yine alacak yarışı, yine alacak liderliği götürecek. Bakalım bu sefer kovalayacaklar mı? Yine aynı şekilde, aynı rahatlıkla yine virajı dönecek mi? Ben büyük ihtimalle yine aynı formunu koruyacak, aynı İstanbul'daki yarışın bir kopyasını burada da yapmasını bekliyorum. 2 nolu Doğa Kuan'ın Mehmet Kaya'ya da ilk şanslı isim olarak yazacağız arkadaşlar. Tabii kaliteli isimler var. 1 nolu Distant Shining. Bu Lüksor'un güzel temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alıyor. Son üçüncülüğü de gayet tatminkar. Zaten aynı yarışta koştular bu isimler. Bugün bence en azından ilk yarışından bir ders aldılar ki bu sefer yarışta daha farklı ve güzel hazırlıklarla 1 nolu Distant Shining'i yazacağız. Tabii son olarak da bir 8 nolu Uğur Bey. Bu Yavuz Star temsilcisi de Kadir Tokaçoğlu start alıyor. İyi bir isim, kalite bir isim. Bu yılda 2 yarış koştu. Bana göre iyi bir kalitesini bu yarışlarda göstermesini bekliyorum. 8 nolu Uğur Bey'i de iyi hazırlıklarla yazacağız arkadaşlar. 2-1-8 biraz daha rakiplerine oranla ön planda çıkan isimler. Tabii ki burada zor bir ayak. Bana göre yani 7-8'ini de yazsak yani yeridir öyle bir yarış. Tabii 1-2 hatta ilave etme durumuna göre şu 6 nolu Kingsman. Geçen yarışta tabii uzun bir yerden sonra yarış kazandı ama bayağı bir sallandı. Eğer bu sefer biraz daha kondisyon olarak biraz daha iyi duruma gelen Mustafa Çiçek'le start alacak olan 6 nolu Kingsman da en azından kalitesiyle yazılır. Tabii burada bir de 5 nolu Scott Leo. Bu Victor Galopin'cisi de Müslüm Çelik'le start alıyor. Son yarışında çok favori çıktığı bir yarışta bayağı bir hayal kırıklığı uğrattı. Hatta o yarışın üçüncülüğü tamamlandı ama ben bugün çim pistte daha etkili yarış koşmasını bekliyorum. Bugün Müslüm Çelik'ten 5 nolu Scott Leo'yu bence es geçmemek lazım. 2-1-8 önce 6-5'te daha sonra ilave edilmesi gereken isimler olarak sizlere öneriyorum. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağı şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu güzel zevkli yarışta ben önceliği İzzet Aksoy ekibine ait 4 nolu Blending Light'a vereceğim. Bu Mendip temsilcisine Ahmet Çelikli. Çok formda bir isim. Görmüş olduğu yarışta da güzel bir üçüncülük elde edince bana göre haklı olarak bu yarışın en şanslı ismi, favori ismi olarak ben de çıkıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle de kazanmasını bekliyorum bu 4 nolu Blending Light'ın. Rakipleri kimler? Bana göre 1 nolu Victoria Bowl. Hakim temsilcisi Akın Sözen'le bana göre 4 nolu safkanın en ciddi ilk rakibi olur. Bir de 7 nolu ünlü My Doctor. Aftermarket'in temsilcisi İşman Çizik'le start alan bu safkanda son ikinciliği gayet tatminkar. Bana göre yine kuponlarda yazılması gereken isim olur. 4 favori ismim, rakipleri de 1 ve 7 bu Altılı Ganya'nın 5. ayağı için. Geldik günün son koşusuna. Yine bir maiden yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim yarışın
son ayağına geldiğimizde 15 safkan var yine. Tabii ekranlara sığdırıyor muyuz? Böyle yapalım. Ben önceliği bir no'lu Aleko Boya vereceğim bu step by step'i. Step by step yarış hayatı boyunca çim pisti değil de kum pistin bayağı etkili bir ismiydi. Hem de sonlardaki çok güçlü sprintiyle bilinen bir isim. Yani zaten yarışlarını biliyoruz. Bugün Ahmet Çelik'le start alacak olan safkanın son güzel çim ikinciliği bana göre çok çok değerli. Bugün bana göre ilk şanslı isim olarak kuponlara yazacağız. Hem de güzel bir dereceye sahip bu grubu içerisinde. Altınoğlu Engin Bey, bu DH'nın temsilcisi, İçman Çizik'le start alıyor. Çim pistinde bayağı etkili bir ismi olduğunu son iki yarışta tabelaya girerek gösteren bu isim hazırlık olarak da iyi durumda. 9 nolu Speed Warrior, bir Anatoli temsilcisi, anne de bir tanışı, yani tanışı da zaten İzmir'de bayağı yarışlarını gördük. Hatta Olden Society'nin bile yarışlarını görüyordum. Hatta Olden Society'nin de ben zaten çıplak olarak gördüm yani avrular bölgesine. Onunla bir huyu vardı, seyisiyle beraber dolaşırken o kantarma ipini sürekli ağzına alırdı. Öyle tin 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 bir de zıpla zıpla giderdi. Öyle bir huyu vardı. Ağzında o ip yoksa inanın deliliği müthişti. Yani onda öyle bir şey var çünkü ağırlar bölgesinde hemen bizim ağırın ön tarafındaydı. Yani oradan seyretme imkanı buluyordum, görüyordum bunu. Güzel bir attı böyle. Hoşuma da giden bir şirin bir safkandı. Bugün onun tayı koşuyor işte. Anne tanışı zaten bildiğim bir isim. Anatoli Gazi kazanan bir isim. Bu safkan iki tane kum yarış gördü. Arkasından çim yedincilik elde etti. Bana göre yedincilik çok iyi. Bir de hazırlıkları iyi. Kesinlikle bence hiç imale gelmeyecek bir isim. 9-10 Speed Warrior olacak. 1-6-9 bana göre bu rakiplerine oranla bayağı bir ön planda çıkan isimler. Yani bu üç safkanı yazıp bu ayağı bu şekilde de geçebiliriz. Eğer ilave etme gereği duyanlar için de en azından bir banknot temsilcisi, anneye de baktığın zaman bir Galileo'dan gelme kanatlı bayağı iyi olan bir 12 nolu Galileo gör. Yani Galileo gör demesinin amacı yani dedesinden gelme. Vedat Abiş de çok uygun kilosuyla güzel üçüncülüğünden sonra bence hiç ihmale gelmeyecek bir isim. Bir de 11 nolu Viva Forever. Bu Kaneko temsilcisi de Mustafa Kemal Kumbasar'la yine bugün iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim. 1-6-9 önce 12-11'de daha sonra şans verdiğim isimler benim bu son koşu için. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.